az önce de yine belirttiğiniz gibi Arman Hocam, bununla birlikte pek kötü huylu prostat var. Evet. O da kansere çeviriyor. Kesinlikle. Peki kötü huylu prostat kanseri nasıl tedavi edilir? Kötü huylu prostat kanserleri iyi huylu prostat hastalıklarından biraz farklı. Ben başlangıç olarak bir şunu vurgulamak isterim. Kötü huylu prostat kanserlerinin maalesef erken dönemde az önce konuştuğumuz iyi huylu büyümelerdeki yakınmaları yapmadığını görüyoruz. Çünkü bu kanserler prostatın dış bölümünden çıkıyor. Çok kısaca araya bir benzetme sıkıştıracağım. Prostatı bir portakal gibi düşünebiliriz. Bu portakalın meyvesi, içindeki meyvesi ve ortadan işeme kanalı geçiyor. İşte iyi huylu büyümelerde prostatın o meyve bölümü büyüyor ve kişinin işemesini zora sokuyor. Halbuki kanserler prostatın kabuğundan, yani portakalı tekrar hayal edersek, dışarıdaki o kabuk bölümünden çıkıyor. O zaman ne oluyor? Kabuk bölümünden çıkan bir rahatsızlık işeme kanalını uzunca bir dönem sıkıntıya sokmuyor, rahatsız etmiyor. Dolayısıyla da kişi herhangi bir idrar yapma sorunuyla karşılaşmıyor. Ne zaman klinik belirti verir bir prostat kanseri? Maalesef kemiklere metastaz yaptığı, yani sıçradığı zaman belirti verir. O da bel ağrısıyla kendini ifade eder. Kişi belim ağrıyor diye, hani bazen fizik tedaviye, beyin cerrahi, omurilik cerrahiye gider ama aslında olan bir kemik metastazı, ki en sık omurgalarda, omurlarda, omur kemiklerinde metastaz yapar. İşte o bel ağrısıyla gelebilir. Maalesef biraz geç kalmış vakalardır. Dolayısıyla prostat kanserinin erken dönem belirtileri klinik olarak kişide şikayete yol açmıyor. Ama ben bunu böyle bir karamsar tablo olarak ortada bırakmayayım. Prostat kanserini günümüzde çok erken dönemde yakalamak mümkün. Bir, kanda PSA düzeyi bakılıyor. Kanda PSA düzeyi bir kan şekeri ölçümü gibi bir şey. Kanınızı veriyorsunuz. İçinde prostat dokusunun, hücrelerin ürettiği bir madde bakılıyor. Ve bunun yüksek olması sizde prostat kanseri olasılığını gündeme getiriyor. Dolayısıyla kural şu, yani bu kadar konuşmanın altında kanserlerle ilgili unutulmaması gereken cümle şu bence. 50 yaşın üzerindeki her erkek senede bir kez PSA tahlili yapılmak üzere kan vermeli ve bu tahlil yılda bir kere en azından bir genel tarama ve kontrol olarak yapılmalı. Bu bize ne sağlayacaktır? Çok erken dönemde, yani klinik belirti vermeden yıllar önce başlamış olan bir prostat kanserini erkenden yakalama şansı tanıyacaktır. Biz de bunu çok önemsiyoruz. Çünkü her hastalıkta, her kanserde olduğu gibi erken tanı çok önemli. O zaman hastanın bu hastalıktan kesin kurtulma şansı elimizde. Hastanın hayat kalitesinin hiç bozulmaması olasılığı çok yüksek. Dolayısıyla erken tanı diyoruz. Ve bu PSA kan tahliliyle yapılabilen bir şey. İkinci bir ayağı var. Hani laboratuvara gittim, kanımı yaptım, PSA normal. Ama bir üroloji uzmanının parmakla yapacağı prostat muayenesi de çok çok önemli. Çünkü PSA yükselmediği halde parmak muayenesinde ele gelen bir sertlik, bir düzensizlik, bir kabarıklık da kişinin prostat kanseri olabileceği alarmını bize veriyor. Biz de onun üzerine gidip tanıyı koyduğumuz zaman erken teşhis şansını yakalamış oluyoruz. Prostat kanserlerinde, tüm kanserlerde olduğu gibi kesinlikle %100 söylüyorum, erken tanının önemi çok çok büyük. Bir kere sizin hayat sürenizi o zaman kısaltmaz, hayat kalitenizi bozmaz. O hastalıktan erken dönemde kolayca kurtulur ve normal yaşantınızı devam ettirirsiniz. Onun için ben tekrar çok kısaca toparlayayım, tanı bazında, tanı açısından konuşuyorum. Prostat kanserini erken yakalamak için 50 yaşını geçmiş her erkeğin senede en az bir kez bir PSA kan tahlili yapması ve bir üroloji muayenesinden geçmesi çok çok önemli. Bunlar yapılabilir, erken tanı konulursa az önce sorunuzda olan tedavileri neler olabilirin çok kolaylaştığını görüyoruz gerçekten. Ne oluyor? Mesela çok erken dönemde prostat tümöründen tamamen kurtulma şansınız oluyor. O şekilde az önce söylediğim gibi hayat kaliteniz, hayat süreniz hiçbir şekilde o hastalıktan etkilenmiyor.
ve normal yaşantınızı devam ettiriyorsunuz. Ama lenf notlarına sıçramışsa, kemikleri sıçramışsa, hani Allah korusun karaciğer, akciğer vesaire böyle yayılmış bir prostat kanserinde ne yaparsanız yapın, o hastanın en azından hayat kalitesi düşüyor maalesef. Bunu da biz evresine göre her prostat kanserinin tedavisini en doğru şekilde seçmeye çalışıyoruz. Ben bunun çok özür dilerim. Ben bunun evrelerine göre size şöyle bir toparlamasını yapmak isterim. Erken evrede yakalanmış bir prostat kanseri, eğer ameliyat olup prostatın komple alınmasıyla bu hastalıktan kurtulabilecekse, o zaman ameliyat olur ve prostat kanserinin bir daha vücutta bir yere gitme şansı kalmaz. Ama lenf notları da tutulmuş olabilir, onlar da alınabiliyor. Ama bir kemiğe gitmiş, karaciğere gitmiş bir prostat kanseri hastasının evre olarak 3. 4. evre olduğunu söyleyebiliriz. İşte o zaman yapılabilecek olanlar lokal radyoterapi tedavileri, hormon tedavi ile tamamen testosteronu sıfırlayıp vücutta kanda testosteron düzeyini en düşüğe getirip hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak oluyor. Veyahut da kemoterapi ilaçlarına başvurmak oluyor. Ki bunlar hem zor süreçler hem de hani alınacak sonuçlar da hiçbir zaman maalesef %100 olmuyor. Onun için hani o tedaviydi buydu çok karıştırmadan bu kanserlerde benim hastalar, daha doğrusu yaş grubu olarak uyarmak istedim. 50 yaşından itibaren hem bir üroloji muayenesi hem bir PSA kontrolü çok çok önemli. Bunu mutlaka erkekler gözden kaçırmasın, üzerinde önemli dursunlar. Gerçekten hani bir 70-80 yaşına kadar araba kullanabilmek veya bahçeyi sürebilmek veya işte domatesi toplayabilmek veya torunlarla oynayabilmek şansını tanıyabiliriz erken tanıyla, ama geç kalmış bir hastanın yataktan, koltuktan çıkıp maalesef yürümesi bile çok eziyetli oluyor. Evden çıkamayan, hareket edemeyen, eğilip kalkamayan bir yaşam kalitesi düşük bir insana dönüşüyor verilen tedavilere rağmen. Orada işte o süreci erken yakalayıp kişiyi o noktaya götürmemek çok önemli. Bu hastalığın maalesef tatsız türü. İyi huylu prostat büyümelerinden de bahsettik. Onlar da temelde tedavi olarak ister ilaç olsun, ister kapalı ameliyatlar olsun, isterseniz açık ameliyatlar olsun. Bütün bunlarda hedef kişiyi rahat idrar boşaltmasını sağlamak, rahat işetebilmek bir anlamda. Dolayısıyla idrar kanalını açmaya yönelik ameliyatlar. Bunların açığı var, kapalısı var, lazeri var, ilaç tedavileri var. Burada da şunu özellikle vurgulamak isterim. Hani bu hastalık grubunda akılda kalmasını istediğim şu. Hani genelde hastalar kapalı ameliyat mı iyi yoksa açık ameliyat mı iyi? Veya işte o lazerli olmuş, ben buharlaştırma mı olayım? Onun sıkıntısı böyle olmuş falan. Ya burada önemli olan aslında o hasta için en doğru alternatif hangisi? En doğru ameliyat hangisi? Olayı şöyle bakmayalım. Yani bir araba markası gibi düşünmeyelim. Hani o araba iyidir ama senin ihtiyaçların için uygun mudur? Şimdi kişinin de sağlık durumu, prostatının hacmi, diğer sağlık koşulları sizin için en doğru olan ameliyatı diğerinden farklı kılar. Dolayısıyla bence bu konuda hastalarımız hekimle durumu paylaşıp hekimin de önerilerini mutlaka göz önüne alsınlar. Bazen bakıyoruz hani kesinlikle şu tip ameliyatı olmak istiyorum diyor. Ama 5 yıl sonra bir daha oluyor, bir daha oluyor. Çünkü o hastanın prostatı çok büyük. Maalesef o ameliyatta tam tüketilemiyor prostat, temizlenemiyor. Dolayısıyla da tekrar ameliyatla karşılaşabiliyor hastalar. Benim vurgulamak istediğim o. Yani o kişi için en doğru ameliyat tekniği veyahut da o kişi için en doğru tedavi tekniği hangisi ise, onu hasta hekim bir araya gelip ortak bir konsensus, ortak bir kararla sonuca ulaştırırlarsa bence doğrusu o. Bence hastalarımızın da böyle düşünmesi uygun olur.